Biraz da gençlere söz verelim. Teşekkür ederim Ahmet abi. Kadir ne yapıyorsun? Cümletin başında sağ olun. Kadir ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Sesim geliyor mu hocam? Evet, geliyor. Hocam ben normalde İstanbul'daydım. Ailemin yanındayım şu an Kocaeli'de. Evet, biliyorum. Çok fazla zaman ayıramadım bile. Onlara yardımcı olmak istedim bazı konularda. Tamam. Geçen Şu an hafta açtığım ve işlemlerde de 6 tane TPM, 2 tane stop loss'um var hocam. geçen hafta bayağı bir takip ettin. Kaç tane işlem açtın? Hocam 60 tane işlem açtım. 60 44 tane TPM var. 16 tane stop loss'um var. Toplamda kaç Çok iyi. pips'in var? TRY paritelerini saymadım da hocam 753 pips yapmıştım. Yani neredeyse tüm enstrümanlarda işleme girdin, tüm işlem fırsatı olanlarda Evet hocam. arsıza kapattın. Aynen hocam. Ve daha öncesinde seninle üniversitede tanıştık. Aynen hocam. Bir aylık bir eğitim yaptık. Evet. Ne değişti? Daha öncesinde finansal piyasalarla bilgin var mıydı? Hocam ilgileniyordum. Hani kaynak araştırıyordum, kaynakları okuyordum. Evet, sen İngilizcen bilmenin faydasıyla bayağı Yabancı dil artım olduğu için biraz daha yani ekstra şanslıyım diyeyim. bir... Ama yani sizin anlattığınız yöntemlere tabii daha farklı hesaplamalar olduğunu, işte bu dünyanın şeklinin, ay döngüsünün, yılın günlerinin falan bizim yani davranışlarımızı etkilediğini öğrendim. Onunla birlikte işte dip tepe sistemini gösterdiniz en son. Gam'la birlikte yani Future Trend'le birlikte onu da birleştirdim. Evet. O şekilde sonuç almaya başladım hocam. Daha fazla sonuç almaya başladım. Ve Evet. sadece bir ay, ortalama 1,5 aylık eğitim sonunda bir haftanı verdin, test ettin, tüm al satları denedin. Türk lirası hariç 750 pips. Evet Stoplarla, hocam. karlarla. Bence Evet hocam. kısa zamanda, tabii ki öğrenci olmanın verdiği bol zamanını kullanarak kısa zamanda, 1,5 ayda büyük bir ivmeyle ilerleme yaşadım. Kesinlikle hocam. Yani Demek ki sayenizde herhalde güzel bir eğitim ilerleme işe kaydettik. yaradı. 1,5 aylık eğitim. Kesinlikle hocam. Peki bakış açını değiştirdi mi finansal piyasalarla ilgili? O benim aslında yapmak istediğim şey o. Bakış açınızı değiştirmek. Hocam uzun vadede işlemler açılabileceğini çok düşünmüyordum. Ama 52 box'ı inceledikten sonra aslında yani bu sabırla birlikte, disiplinle birlikte bunun çok daha güzel sonuçları olacağını düşünüyorum şu an için. Olabilir. Artık mevsimsel döngülerle 2 yıl, 3 yıllık işlemler bile açılabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aynen. Yapmaya çalıştığım bu zaten. Orta uzun vade yatırımcı yapmak. Tabii H4'lerde yapıyoruz ve sıcak para çok güzel geliyor. Aslında arkadaşlar şunu da söyleyeyim. H4'lerde biz mevsimsel döngünün binde birini kullanıyoruz, binde beşini kullanıyoruz. Piyasa başlıyor, yukarı çıkıyor, mevsimsel döngü ya da aşağı iniyor, mevsimsel döngüyle birlikte ama aslında trade ediyoruz. Zor olan şeyi yapıyoruz. Ve bu zor olan şey içerisinde psikolojimizi eğitmeye çalışıyoruz. Kargaşa, kakofoni içerisinde. Asıl yapmak istediğim şey orta uzun vade. İşte 10 ay önce çizdiğim tepeye gelmesi, vesaire işte Bitcoin'de ara ara gösterdiklerim, keza Nasdaq'ta gösterdiklerim. Bunları orta uzun vade içerisinde yapabilmek. Bu olduğu zaman çokça fazla aslında kazanç yapılıyor. Çünkü orta uzun vadede sistematik lot arttırım yapabilmek çok daha rahat. Kârda lot arttırım yapabilmek. Yani 1000 pipsik, 2000 pipsik bir kazanımı lot arttırım yaparak çok daha fazla kazanca dönüştürebiliyoruz. Aslında asıl zenginlik orta uzun vadede. O bakış açısına bakarsak. Peki, onun haricinde zaten eğitim süreci senin gayet hızlı ve güzel bir şekilde gitti. Hazır olmuşluğun da vardı. O yüzden çok çabuk sonuç alabildik seninle Kadir. Bireysel farklılıklar oluyor tabii olacaktır ama eninde sonunda herkes öğreniyor arkadaşlar. Bakalım gerçek hesabın nasıl olacak? O psikolojik faktörleri nasıl yaşayacaksın? İnşallah hocam. Peki, aramızdaki en küçüğe söz vereyim. Mete, ne yapıyorsun, nasılsın? Eve geldim hocam işte. Derse direkt atladım geldim. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyi ya, işte genelde şu an tatil modundayım. Biraz tatil modunda o şekilde ders Mete, güneş. lise 4 oldu. Aramızdaki en küçük.
18'e yine girdi. Peki Mete, finansal piyasalarla ilgili daha önce bilgin var mıydı? Daha önce bilgim vardı. Çok büyük araştırmalar yapmıştım. Tüm İngilizce kaynakları vesaire, Türkçe kaynakların hepsini okumuştum. O takoz vesaire, harmonik formasyonun hepsini ezberlemiştim. Okulda gidip kağıt çıkarıyordum. Derste onları yazıyordum öyle. Çok merak salmıştım ona. Hı-hı. Sonra araştırdıkça işte onları çizmeye başladım, yapmaya başladım. Başkaları çiziyor. Oluyordu, kar alıyordu. Ben çiziyordum, hep stop oluyordu. Beğenmiştim artık. Peki beni nasıl keşfettin? Ne yaptın? İnternetten mi? Ya ben zaten search etmiştim hocam sizi. YouTube'da devamlı takip ediyordum. O ücretsiz eğitimler vardı. Gana öğrendim. Sonra internette araştırmaya başladım. Siz kutu çiziyordunuz. Ben kutuların nasıl çizildiğini bilmiyordum. Hani araştırıyordum. Kim nasıl çiziyor? İnternette çizimleri de bulamıyordum. Evet. Çok fazla çizen yok. Evet. Hele mevsimsel döngüyle çizen ben rastlamadım çok fazla. Eğitim sonunda neler değişti? Değişiklik oldu mu? Normalde eskiden stopu çok hareket ettiriyordum ben. Geliyordu aşağı iniyordu. Ya bu buradan belki döner diye aşağı götürüyordum. Şimdi artık Future Trend'in o stop seviyesi sayesinde hiç hareket ettirmiyorum. Zaten eskiden ekrana çok bakardım ben. Her saniye incelerdim ne olmuş diye. Evet. H4 numara geçince de 4 saatte bir bakıyorum. Bazen 12 saat, hatta hiç bakmadığım da oluyor. Kârı aldıysa direkt geçmişten bakıyorum ne almış diye. Evet. O zaman böylelikle çoğu yatırımcının yapmış olduğu alışkanlıkları kısa zaman içerisinde terk etmiş oldu. Evet, öyle oldu. Ve işlemlerinde gayet iyiydi zaten. Evet. Peki. O zaman yararlı oldu eğitim süreci senin için. Bayağı yararlı oldum ya. Ufkum genişledi hocam. Tamam, güzel. Büyük ihtimalle bu genç arkadaşlar ya da şimdiki bu bitiren arkadaşlar hayatları boyunca maaşlarına ek gelir elde etmiş olacaklar. Hayatları boyunca. Bundan 2 ay, 3 ay sonra sürekli devam edecekler. Ve olmasını istediğim de şey bu. Kaldıraç yüksek kullanarak bir gecede 1000 dolar kazanmak değil ki, o da mümkün. 1 milyon dolar kazanmak da mümkün. Ama o biraz daha işin kumar kısmı. Ama düşük kaldıraçta hayat boyunca ek gelir elde etmek benim tercihim. Ve öyle olması daha da mantıklı akla. Peki. Teşekkür ederim Mete.